Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yamukta alan özelliklerinden bahsedeceğiz sizlere. Evet, sayfa numarası 118'deyiz. Ders anlatım föyünde arkadaşlar yamukta alan özelliklerinde şu özellikteyiz. Bu özelliği zaten biz daha öncesinde vermiştik. Nerede? Ne olur, ne olmaz diye. Yamuğun özelliği ama paraya kenarda da kullandığımız için paraya kenarın içinde de vermiştik. Hatırlarsanız. Ne diyor? Şu üçgenin alanının bu üçgenin alanına oranı tabanlar oranıyla aynıdır diye söylüyor arkadaşlar. Mesela burası 2K burası 3K ise 2K'de kalan 3, 2A ise 3K'de kalana da 3A diyebiliyorduk arkadaşlar. E sebep hocam yüksekleri aynı zaten bunların paralel doğrular olduğu için yüksekleri aynı. Yüksekleri aynı olan üçgenlerde tabanlarla doğru orantılıdır diye daha öncesinde zaten söylemiştik arkadaşlar. O yüzden alanlar tabanlarla doğru orantılıdır dedik. Yamukta işte böyle yamukta böyle köşegen çizildiği zaman ters düz üçgenlerde de tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alanları da böyle bir paylaştırabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve çok ilginçtir. ÖSYM bir arabona takıktı arkadaşlar. Böyle hemen hemen böyle ard arda birkaç yıl sormuştu arkadaşlar. 3-4 yıl sormuştu. Çok da kolay olmasına rağmen ÖSYM kolay sorular arasında bunu da sormuştu. Haberiniz olsun. E hemen bakalım isterseniz şu soruya. Bu soru mantığında sormuştu hatta. Şimdi oranlamalar verilmiş bana. Ali Bey uzunluğu 5K iken CD uzunluğu 2K'yı yazalım. CD uzunluğu 2K burası 5K ise. Hocam 5K'da kalan 10 ise yani K'daki 2. 2K'da kalan ama 2K'da üçgen yok değil mi? O yüzden ben 5K'ya ve 2K'ya göre alan dağıtamam burada. Öncelikle çift çizgileri göre alan dağıtmalıyım. A'ya A diyeyim. O zaman A tabanındaki alan 10 ise tepe noktası A. Hop A tabanındaki alan yine ne diyebiliriz arkadaşlar? 10 diyebiliriz. Şimdi 5K'ya ve 2K'ya göre baktığımız zaman alanlar evet şuradaki alan arkadaşlar kaç? 5K'da kalan 20. O zaman 5K'da kalan 20 ise şöyle yazsam K'da kalan kaç yapıyor? 4. Ama 2K'da kalan soruluyor. 2K'da kalan kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Direkt burada kalana da ters düz üçgenlerde böyle alan dağıtımı yapabiliyoruz. E 5K'da kalan 20 ise K yerine 4 yazılmış gibi 4 yazılmış 8 yazabiliriz buraya. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan ABC'de isteniyor. O zaman cevabımız da 10 artı 10 artı 8'den cevabımız 28 çıkar sevgili gençler. Evet bu örneğin cevabını 28 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hocam bu sefer alanlar oranı sorulmuş. Verilmiş. Hangi alanlar oranı? Bakın şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanında alanlar oranı verilmiş. E biz şunu biliyoruz. Tabanlar oranı alanlar oranına eşitti. E burada da o zaman alanlar oranını vermişse tabanlar oranı da yazabiliriz. Buradaki tabanlar oranı da ne olmak zorunda? Alanlar oranına eşit olmak zorunda. Yani alanlar oranı 2 bölü 5 iken burası 2K iken buraya 5K yazabiliriz arkadaşlar. Evet yazdık. Peki şimdi şurası 4 verilmiş. Neresi AE uzunluğu 4 verilmiş EC uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam hem burada sol tarafta iki, bir oran var. Hem de altlı üstü bir oran var. İki taraflı oran olduğunda ne yapıyorduk? Paralel çiziyorduk değil mi gençler? Hemen paraleli çizelim. Ne yapıyorduk? Eşitliğin olduğu yerden hop içe doğru paralelimiz çizdik. İçe doğru paralelimizi çizince ne çıktı arkadaşlar? Burada bir tane güzel bir şey çıktı. Amaç kelebek oluşturmaktı zaten. Kelebek çıktı. Ve aynı zamanda temel orantı da çıktı mı çıktı. Ama temel orantı söylememize gerek yok ki. Niye? Temel orantının daha kolayı, eşitlik var. Ort taban çıktı. 2K ise direkt burası kaç çıktı arkadaşlar? K çıktı. Hee. Şimdi benden EC isteniyor. Buraya yoğunlaşacağım. Kelebek koran 1'e 5. Yani burası X ise burası direkt 5 x'tir arkadaşlar. E bir de şu EC'yi isteniyor arkadaşlar. Şuradaki temel orantıya da bakalım. Bu ort taban çizgisiydi. Bu paralel olan çizgi ort taban çizgisiydi. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu ort taban olduğu için şunlar birbirine eşitse Şuradaki parçalar da birbirine eşit olmak zorunda. 6x ise burası da 6x yapmalı. E ben buradan 5x'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 5x'in 4 olduğunu biliyorum. X buradan 4 bölü 5 çıkar. E, bizden EC isteniliyor. EC'ye baktığım zaman da x ve 6x'in toplamı yani 7x isteniliyor bizden. 7 çarpı 4 bölü 5'ten 28 bölü 5 çıkar arkadaşlar cevabımız. Cevap anahtarında virgüllü olabilir. 2 ile genişletirsem 56 bölü 10'dan dolayı. Bu da kaç çıkar arkadaşlar? 5,6 olarak da bulunabilir arkadaşlar. Cevap ya 28 bölü 5 ya da 5,6. Her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil, değil mi arkadaşlar? O yüzden böyle arada bir virgülü çıksın diye de böyle bir soruda yazdık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Böylelikle oran olduğunda da bu şekilde şey yapıyoruz arkadaşlar. Oranlamaları da kullanıyoruz. İşte alanlar oranı tabanlar oranında eşit oluyor. Yamukta ters düz üçgenlerde haberiniz olsun. ÖSYM bir, bir ara takıktı. Sanki bu ara yine o zaman geldi gibi arkadaşlar. Böyle yamukta bununla alakalı sorunun artık gelebilme ihtimalinin çok fazla olduğu zamanlardayız arkadaşlar. 2022 tayfa için söylüyorum tabii ki. 2023 tayfa ve 2024 tayfa için de söylenilebilecek bir söz tabii ki bu. <laughs> Neyse geldik buraya. Arkadaşlar şimdi açık ve net konuşayım. Buradaki formülü bilmek zorunda değilsiniz. Böyle bir formül var. Ben bir kere baktım. Karşı, karşılaştım böyle bir formülle. Kitapları karıştırırken. Ama sonrasında ben bu formülü kullanıyorum. Açık ve net konuşmak gerekirse. Hızlı olmak için kullanıyorum. Evet. Ama öğrenci geldiğinde soru sorduğunda bu formülü kullanmıyorum arkadaşlar. Bak böyle böyle bir şey var. Böyle bir formül de var diyorum. Ama çözümü de çok da kolay bir şekilde çıkıyor. Çözüm mantığıyla da çözüm mantığında üçgenlerden yapıyorum arkadaşlar. Ben yine de söyleyeyim. Benim aklımda kaldı. Büyük ihtimalle sizin de aklınızda kalacak. Böyle bir yamukta arkadaşlar şöyle bir paralel çizildiğinde iki tane yamuk oluşuyor ya. Bir üstte bir altta. Yamuğun alt tabanı x ve a. Üst tabanı a. Burada yamuğun alt tabanı c ve x. Alanlar oranı arkadaşlar. işte bu şekilde paralel çizdiğimizde alanlar oranı yani S1 bölü S2. Kareleri farkı kareleri farkı. Yani alt tabanla üst tabanın kareleri farklarını oranladığımız zaman bize alanlar oranını veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ben soruyu çözerken biraz sonra şimdi bakın altta da bir sorusu var. O şekilde mi çözeceğim? Hayır. x kare eksi a kare bakın bölü c kare eksi x kare neye eşit oluyormuş arkadaşlar? S1 bölü S2'ye eşit oluyormuş. Böyle bir formül var. İsteyen buradan yapabilir. Ama gelelim şu soruya. Biz bunu formülsüz yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Ne demiş? Oranlama verilmiş. 6CD 4EF 3AB. Bunlar kaçta birleşiyor arkadaşlar? 6 da olmuyor. 12 de oluyor. Yani buraya 2K diyelim. O zaman burası 3K. Burası da kaç K yaptı? 4K yaptı. Ali Bey'e 4K. EF uzunluğuna 3K. CD uzunluğuna 2K yazdım. Şimdi arkadaşlar bizden ne isteniyor? Bizden istenilen şey bu. S1 artı S2 verilmiş. Ee, ve S1 alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapıyorduk genelde biz? Yamuk gördüğümüz zaman paraya kenar oluşturduk. Ama hocam bana S1 bütünsel lazım. Sen bunu böyle çizdiğin zaman S1'i parçalıyorsun, S2'yi de parçalıyorsun. Sıkıntılar olabilir. Bütünsel lazım. Biz genelde tabii ki tercihimiz bu yöndeydi ama bazı sorularda da şu şekilde temel orantıya da tamamlıyorduk arkadaşlar. Sanki burada temel orantıya tamamlarsak S1 ve S2 bütünsel kalıyor. Buradan yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Evet, buradan yaptığım zaman şöyle bir benzerlik var mı arkadaşlar? 2/3 bölü 3, var. Üçgendeki benzerlik 2 bölü 3. Yani 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9'dur. O zaman burası 4 A iken burası 9 A demeyin sakın. Çünkü tamamının 9 A olması lazım. Buraya kaç A kaldı arkadaşlar? 5 A kaldı. Sonra ne yapacağız? Hocam şu benzerliğe bakalım. Şu bölü şu. Yani kaç burası? 2 bölü 4. Sakın sadeleştirme yapmayın. Sadeleştirme yapsanız 1 bölü 2 yapacak. 1 bölü 2'nin karesi ne olacak? 1 bölü 4 olacak. A hocam burası 1 bölü 4 ise burası B alanıysa tamamı 4B diyebilirsiniz. Sonra B 4A ise 4B de 16A diyebilirsiniz gerçi ama sadeleştirme yapmadan yaparsanız daha sağlıklı kalır. Çünkü buranın 4A kalması lazım. Yani 2'nin karesini aldığınız zaman 4 bölü 16 geldi ya. Yani sen buraya direkt 4A tamamına direkt 16A diyebilirsin arkadaşım. Bu şekildeki benzerlikte bakın. Tamam. Yani burası 4A ise tamamı 16A. Hocam 9A'sı burada. Buraya ne kaldı? 7A kaldı. A S1 dediğimiz 5A artı S2 dediğimiz 7A toplamda 48'miş. Yani 12A eşittir 48 ise A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Ve bizden ne isteniyor? S1 isteniyor. S1 dediğimizde zaten 5A'ya eşit. A dediğimiz olay kaç? 4 olduğundan dolayı cevabımızda kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Evet bu sorunun cevabında akım böyle. Formülsüz bir şekilde bulabiliyoruz. İsteyen arkadaşlar bunun formülden de yapabilir. Tabii ki tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Ee, ama bu mantık bence daha hoş. Çünkü bunun daha böyle evrilmiş hali karşınıza gelirse ne yapacaksınız? İspat yöntemi tabii ki bizim için daha önemli arkadaşlar. O yüzden bu çözüm yöntemini de mutlaka mutlaka bilin. İspattan e, çözüm pardon formülden yapan arkadaşlarımız da varsa. Tamam. Evet cevabımız 20 çıktı geldik bir sonraki şeye. Evet önemli. Arkadaşlar öncelikle bu önemli bir formül arkadaşlar. Önemli bir özellik. Nasıl ki ben size daha öncesinde paralel kenarda şöyle hocam şurası 5 yıldızlı alan formülü demiştim buna. Değil mi? 5 yıldızlı alan. Bu alan tüm alanın yarısıydı. Herhangi şekilde buralarda oran yoktu arkadaşlar. Ee, oran olmadığında da biz bunu söyleyebiliyorduk. Ama yamukta da arkadaşlar işte burası biraz 5 yıldızda olmasa 3 yıldız koyabiliriz arkadaşlar. Bu önemli. <laughs> Böyle eşit olduğunda şuradaki alan tüm alanın nesi oluyormuş arkadaşlar? Yarısı oluyormuş. Yani tüm alan S ise burası S bölü 2 oluyor arkadaşlar. Hatta olayı biraz şey yapalım arkadaşlar. Biraz daha böyle basite indirgeyelim. Basite indirgeyemeyelim de detaylı bir şekilde söyleyeyim isterseniz. Bu alan tüm alanın yarısı ya arkadaşlar. E o zaman hocam geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. O zaman burası A alanı buraya B alanı diyecek olursam. Bu alan sarı alan tüm alanın yarısıysa diğer geri kalan parçalarda da tüm alanın yarısıdır. E bu da yarısı bu da yarısı o zaman burada kalan da A artı B yapar diyebiliriz arkadaşlar. Peki tamam güzel bir şey söyledik ve güzel bir şey oluşturduk burada arkadaşlar. Ya tüm alanın yarısı ya burası A artı B iken burası A burası B iken burası da A artı B. Hatta daha güzel bir şey daha çıkıyor arkadaşlar. Burada oranlamalar varsa bu oranlamalara göre alanları da yazabiliriz de sorusu var. Biraz sonra soru üzerinde gösteririm bunu. Bunun ispatı nereden geliyor arkadaşlar? Ee, geçenki bir önceki videonun en son videosunda buna e, en son videonun en son sorusunda bunun ispatını yapmıştık. Burada da 2'ye 1 oran vardı hatta hatırlarsanız. İspatını da isterseniz o şekilde ne yapalım? Bu oranlama var. Hop şöyle çizsem kelebek oluşmuyor. Amacımız kelebek oluşturmak. Hemen şurada şey yaptım. Alan dağıtımı yapacağım ya gençler. Alan dağıtımı yapacağım. Kelebekteki oran 1'e 1. Bir. Hocam burası A ise burası da A'dır. O zaman burası B ise burası da B'dir. Yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Kelebekteki oran 1'e bir olduğu için alanlardaki oran da 1 bölü birdir. Yani A ise A'dır. Peki ben buraya B alanı dersem. Şurada oranlama olsa alan dağıtım yapabilirdim ama oranlama yok. Buraya ne dedim? B dedim. Buraya B alanı dersem. E şimdi şuradaki alanı e, bulamıyorum arkadaşlar. O zaman buradaki alanı bulmak için aynı hani yapacağım. Dikkat edin. B'deki alan A artı B ise B'deki alan yine A artı B yapmak zorunda arkadaşlar. Dikkat edin. Gerçekten burası A artı B oldu. Şunlar da A'ya B oldu arkadaşlar. Ya da tüm alan 2 A artı 2 B iken burası A artı B oldu. Tüm alanın yarısı olmuş oldu arkadaşlar burası. Önemli. Hatta yamukta böyle eşitlik gördüğümüz zaman arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Bu alan hikayesi de varsa hemen şu üçgen yoksa bile bu üçgeni de oluşturacağız arkadaşlar. Önemli bir nokta. Varsa da tüm alanın yarısı olmasını düşüneceğiz ve ona göre soruyu yapacağız arkadaşlar. Evet bu 3 yıldız diyelim yamukta önemli bir özellik arkadaşlar. Geldik şuraya. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Hocam siz bak eski mantıkta hisseniz eşitlik var. Eşitlik varsa orta taban çizeriz hocam diyebilirsiniz. Ama bak alan soruluyor ya eşitlik varsa hemen şu aklınıza gelsin. Bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Hemen yarısı. Aa zaten ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Niye? Taban belli. Yükseklik belli. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2 24 bölü 2'den 12 mi oldu? Evet. E alan ABC'de de ne olacaktır? Bu alan 12 ise 2 çarpı 12'den çünkü eşit böldüğü zaman tüm alanın yarısı oluyordu arkadaşlar. O 2 çarpı 12'den cevabımızda kaç çıkar? 24 çıkar arkadaşlar. Dikkat edin. Şu eşitlik özel bir durumdur arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Geldik buraya. Bak şimdi oran vermiş. Hocam burası 2K iken burası 3K'dır. Peki yazalım. CD uzunluğu 2K iken burası da 3K olarak verilmiş. Ee, bunu iki farklı şekilde yapayım isterseniz arkadaşlar. Birinci yol şu olsun. Hep yaptığımız yöntem hocam. Eş oranlama var. Altta üstte de oranlama var. İçe çizsem kelebek oluşmuyor. Çünkü paralel çizdiğimizde amaç neydi? Paralel kenarda ve yamukta kelebek oluşturmakta. Madem içe oranlamalar da varsa oranlama mantığını kullanmak için. Madem içe çizdin olmadı. Hop dışa doğru kelebek oluştur kardeşim. Oluşturdun. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam birebir. E, alan da açacaksın ya. Her yerdeki oranı mı yaz? 2K ise o zaman burası da 2K'dır ve şunlar da birbirine eşit midir? Evet. Bak 3K'da kalan 20 ise, pardon burası 5K verilmişti arkadaşım. Şöyle. 5K'da kalan 20 ise 2K'da kalanı yazabilirim. 4 katı 4 katı burası 8 yaptı. Kelebekteki oran 1'e 1 olduğu için 8 ise burada kalan da 8 oldu. Aa hocam bu alan tüm alanın yarısıydı. Geri kalan parçalarda tüm alanın yarısı diyebiliriz arkadaşlar. 28'e 28 diyebilirsiniz ya da Hocam çizgideki alan 28 ise tepe noktası A'ya göre alan dağıtıyorum. Şimdi çizgideki alan yine 28 olur diyebiliriz. Alan ABCD kaç çıktı o zaman? 28 burada, 8 burada, 20 burada, yine 28 orada. 2 çarpı 28'den ya da bu alan tüm alanın yarısı diyebiliriz zaten. Cevabı da böylelikle kaç buluruz? 56 buluruz. Birinci yolumuz bu olsun. <laughs> İkinci yolu da bilmemizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İkinci yolu da kullanalım arkadaşlar. Soruda ne verilmiş? Burası 2K verilmiş. Burası 3K verilmiş. Hmm. Hocam burada 3K ve bu üçgenin alanı var ya. Şimdi böyle bir şey eşitlik olduğunda arkadaşlar. Sadece eşitlik olduğunda. Burası 5K pardon. Niye 3K yazdım ben buraya ya? Şurası 5K. Bak 5K ya burası. 5K'da kalan 20 ise 2K'da kalan 4 katı 4 katı 8 diyebiliriz arkadaşlar burada. Sebep? Çünkü arkadaşım bunlar eşit olduğunda söyleyebiliyoruz onu. Farklı bir oran varsa söyleyemeyiz. Neden? Hocam şuradan bir yükseklik çizsen. Çünkü taban çarpı yüksek bölü 2 kullanacaksın ya. Şu üçgenin alanı bulmak için de buradan da bir yükseklik çizsen. Aa burada bir kelebek çıktı. Kelebekte oran birebir. O zaman burası haçsa burası da haçtır. Bak yükseklere aynı olan iki tane üçgen var. Bir bu üçgen bir de şuradaki yeşil üçgen. Yükseklere aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılı değil midir? Evet. Yani yükseklere eşit olduğundan İspat doğrudan geliyor. O zaman 5K'da kalan 20 ise tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alanları yazabiliriz. Ne zaman? Şunlar eşit olduğunda yükseklikleri eşit oluyor. 2'ye 1 oran olsa diyemeyiz mesela. O zaman 5K'da kalan 20 ise 4 katı 2K'da kalan da 4 katı 8 diyebiliriz. E hocam bu alan da tüm alanın yarısıydı. E geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı. 20 8 ise yani 28 ise geri kalan parça. O zaman burası da 28 yapar. Tüm alanda kaç yapacaktır o zaman arkadaşlar? 28 çarpı 2'den 56 yapacaktır sevgili gençler. Tamam dikkat edin buna. Geldik bir sonraki soruya. Evet ne verilmiş? Bak bir kere yamuk var eşitlik var. Yani bizim şuradaki hikaye yine geçerli. İşte tam buradaki alan nedir arkadaşlar? Tüm alanın yarısıdır. O zaman şurası boş kalmasın kardeşim. Şuraya bir A alanı diyelim isterseniz. Peki A alanı dedik buraya. Hocam burası A artı 15 tüm alanın yarısı. <laughs> Başka ne diyebiliriz? A artı 15 ise, tüm alanın yarısını kullanabilir miyiz burada? Tamam. Tüm alanın yarısını kullanabilir miyiz burada? Şöyle tüm alan şey yapar diyebiliriz aslında. Ne yapar? 2 A artı 30 yapar desek şuradaki boşlukları yerleştiremem. E buradaki boşlukları da yerleştirmem lazım. O zaman, o, o zaman buraya bir B alanı desem. A hocam bak çift çizdik alan B artı 15 ise çift çizdik alan B artı 15 oldu mu yine? Oldu. Niye? Dikkat et. Şundan dolayı şu çift çizdeki alan B artı 15 ise buradaki çift çizdeki alan da B artı 15'tir. Tepe noktaları aynı olan üçgenler olduğundan dolayı arkadaşlar. Peki şuraya B artı 15 alanı yazdık. Şimdi ne diyebiliriz arkadaşlar burada? Evet şu sarı alan tüm alanın yarısı e, geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı arkadaşlar. O yüzden biz burada ne diyebiliriz? Şöyle bir şey çıkartabiliriz arkadaşlar. B artı 1 artı B artı 15. B artı 1 artı B artı 15 alanıyla şu alan nedir? Birbirinin tıpkısının aynısıdır. Çünkü bu da yarısı geri kalan parçalarda tüm alanın yarısı. Yani A artı 15 aynıdır. 15'ler gitti mi? Gitti. A alanını ne bulduk arkadaşlar? 2B artı 1 olarak bulduk. Hmm. A alanını 2B artı 1 bulduk. Evet A alanı 2B artı 1 olarak bulduysak arkadaşlar. Onu da burada yazalım isterseniz. Ne yapacağız? Ya kardeşim bunu vermeyeyim vermeyeyim dedim ama sanki burada bilseniz iyi olacak arkadaşlar. Dörtgenlerde de vermedim arkadaşlar. Çünkü genelde çözümlerde biz onu tercih etmiyoruz. Herhangi bir dörtgende arkadaşlar şöyle bir dörtgende hadi bilin bakalım. Bunu da öğrenin. Şöyle bir özellik olarak şuraya yazalım. Herhangi bir dörtgen özelliği arkadaşlar bu. Şurada kalan A alanı, burada kalan B alanı, burada kalan C, burada kalan da D alanıysa A çarpı C, karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir. A çarpı C, B çarpı D eşit. Hocam bu nereden geliyor diye soracak olacaksınız. Hocam şurası A, burası B kenarıysa alanlar oranı, tabanlar oranı eşit ya. Yani e, tabanlar oranı A bölü B eşittir. Alanlar oranı A bölü B'ye eşit olur. Aynı zamanda alttaki üçgenlere de bakacak olursanız. A bölü B, D bölü C'ye eşit değil midir? Evet. A işler işler yapınca gerçekten de bu geliyor. Yani o yüzden biz alan dağıtmayı çok böyle üzerinde durduğumuz için bu kadar bu formülü vermedik. Ama bazen bu şekilde karşımıza böyle karışık şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden de böyle burada şu formülü verme hissiyatı duydum. Yani herhangi bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir arkadaşlar. Peki ispatını da yaptık. A çarpı A çarpı C B çarpı D eşit oldu. O zaman burada şu karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Yani Buradan ne geldi? B çarpı 2B artı 1 alanı. B çarpı 2B artı 1. 1 çarpı 15 eşit olacak arkadaşlar. 1 çarpı 15 e eşit olduğundan dolayı. Buradan ne geldi arkadaşım? 2B kare artı B eksi 15 eşittir 0 kaldı. 15'i öbür tarafa attım. Çarpanları ayıracağım. 2B'ye B. Buradan 5'e 3 yazsam. 2 kere 3 6. 6'ya 5. Evet çapraz da artı B'yi elde edeceğim. Buraya artı 3 buraya eksi 5 dersem çarpımları eksi 15 çapraz çarpımların toplamları 6b eksi 5b artı b'yi verdi sıkıntı yok o zaman buradan ne geldi 2b eksi 5e e, b artı 3 eşittir 0 oldu şimdi buradan b artı 3 eşit 0 ise b'yi eksi 3 buluruz ama bu b alanı alan olduğundan negatif olamaz 2b eksi 5 eşit 0 ise 2b eksi 5 eşit 0 ise 2b'yi buradan 5 buldum b'yi de buradan 5 bölü 2 buldum Benden ne isteniyor arkadaşlar? Tüm alan mı isteniyor? Evet tüm alan isteniyor. O zaman tüm alanda şimdi ulaşırız arkadaşlar. B yerine 5 bölü 2 yazdığımda A alanı dikkat edin arkadaşlar. Bunun yerine 5 bölü 2 yazdığımızda 2 çarp 5 bölü 2 5 yaptı. 5 artı 1'den kaç yaptı? Burası 6 yaptı. A alanı 6 oldu arkadaşım. 15 6 daha kaç yaptı? 15 6 daha 21 yaptı. Evet bu alan 21 ise alan ABCD de 21'in 2 katıdır arkadaşlar. O da kaç yapar? 42 yapar sevgili gençler. Evet, böyle sorular gelir mi hocam demeyin. ÖSYM bazen böyle işlem kalabalığı olan sorularda soruyor arkadaşlar bize. Lütfen ama lütfen dikkat edin bu tarz sorulara da. Tamam mı gençler? Evet, cevabımız böylelikle 42 çıktı ve geldik son özelliğe. Şimdi son özellikte arkadaşlar. Son özelliğimiz şu. <laughs> Yamukta köşegenler çizildiğinde yanaklar birbirine eşit. Güzel bir şey arkadaşlar bu. Yanakların birbirine eşit olması güzel bir şey. Hocam kullanıyor muyuz sorularda? Kullanıyoruz. Ama çoğu soruda da kullanmaya da gerek duymuyoruz. Niye? Şöyle bir şey göstereyim mesela ben size. <laughs> Aynen böyle olsun. Mesela oranlama olsun. Burası 2K burası 3K olsun isterseniz. Aa hocam 2'ye 3 oran varsa ben burada alan dağıtacağım belli. Bak şimdi kelebek var mı burada? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. Hocam alan dağıtacağımız belli ya oranlamaları yazacağız o zaman. O zaman 2A ise burası 3A. Burası 2B ise burası da 3B yazabiliriz. Şimdi kelebekte oran var ya. Kelebekte oran var. Paraya kenarda da söylemiştim. Genelde alan dağıtmaya biz kelebekten başlarız. Daha sağlıklı olur. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Çünkü kelebekte benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit. O zaman 4 bölü 9 ise buradaki alan 4A ise buradaki kalan 9A'dır. Şimdi alan dağıtalım. 2B'de kalan 4A ise 2 katı, 3B'deki alan da 2 katı 6A olur. A'lara göre alan dağıtalım. 2 ade kalan 4A ise yine 2 katı, yine 2 katı burası da 6A olur. Gerçekten de yanaklar birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu, gördüğünüz üzere. Ben buraya 2K 3K yazdım. Sen buraya A ve B herhangi bir oran olmasa bile A ve B yazsan, işte a AK ya BK yazsan yine ispat yöntemi olacak ama sayısal değer vererek sanki size anlatmam daha kolaydı. O yüzden bunun da ispatı buradan geliyor. Böyle oranlama geldiğinde bunu bilmeden de yapabilirsiniz tabii ki. Ama çoğu yamuk sorularında yanakların birbirine eşit olması bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Şöyle yamukta alan özelliklerine, temel alan özelliklerine bakacak olursak aslında top, Hepi topu 3 tane özellik bilmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi şuydu. ÖSYM dediğim gibi kolay bir özellik bu. Herkesin aklında kaldı. Bunu bilin arkadaşlar. Şu özelliği bilmenize gerek yok demiştim. Sonra bu özellik 3 yıldızlı alan özelliği mutlaka bilin. Bir de burada yan yanakların birbirine eşit olması deyince zaten yamuk konusundaki alan hikayesi bitmiş oluyor. Diğer sorular nasıl oluyor arkadaşlar? Üçgende alan dağıtmayla falan filan diye zaten daha öncesinde de bunlarla da ilgili sorular zaten sizlere çözdük arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi geldik o zaman şu son örneği yapalım bakalım. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Bir de burası 3K iken ebenin uzunluğu 2K olarak verilmiş. Biraz büyük çizilmiş burası ama olsun. Burası da 3K verilmiş. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu oranlamaya göre alan dağıtamıyoruz maalesef. Hiçbir şekilde olan bulamıyoruz. Aa hocam 3K ise yukarısı da 3K'dır diyebilirsiniz. Çünkü burada paralel kenar var. Kim dedi paralel kenar olduğunu? Nereden çıkartıyorsunuz? Kafamızdan bir şey uydurmuyoruz diyecektik. Değil mi arkadaşlar? Evet. Paralel kenar değil ki şunları paralel dememiş ki niye biz o zaman buraya 3k yazıyoruz sakın ha. Tamam paralel kenar yok. Benziyor hocam. Hayır. Sen bunu paralel kenara göre çözersen o zaman yanlış çözersin kardeşim. Hiçbir şekilde oran moran yok. O zaman şey yapacağız. Ne yapacağız? Farklı şeyler düşüneceğiz. Sadece bunların birbirine paralel olduğunu biliyorum. Ne bir şey yapamıyorum. Alan dağıtmam lazım. E hocam şurada şunu çizecek olursam. Aa hocam şurası da bir yamuk oldu diyebilirsin. Yamukta da bunlar yanaklar oldu. Yanaklar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani buradaki alanda kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Yanaklar çünkü şuradaki ayrı bir yamuk. Yanaklar birbirine eşit. Tamamı 44'tü bunun. O zaman buraya kaç kaldı? 36 kaldı. Hala aynı hataya devam ediyorsunuz bazen. Hocam burası 36 ise burası da 36 diyorsunuz. Niye? Paraya kenar hocam. Değil ki. Paraya kenar olsa evet. 36 ise 36 yazarım. Ama bu bir paraya kenar değil arkadaşlar. Dikkat. E parayı kenara göre dağıtamayacaksam o zaman bak oranlamaları artık kullanabilirim. Hocam 3K'de kalan tepe noktası D olana göre baktığınızda 36 ise 3 kdeki 36 ise K'daki kaç yapar? 3 kdaki 36 ise K'da kalan kaç yapar? 12 yapar. E 2 kde kalan kaç yapar? 2 kde kalan da 24 yapar. Tepe noktası buraya kadar geldiğimde. Evet burası 24 ise buraya ne kaldı? 16 kaldı. Aa hocam burada herhangi bir dörtgen yamuk da siz şöyle de yapabilirsiniz. Hocam buraya A dersek A çarpı 16 eşittir. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Biraz önce öğrendik değil mi? 8 çarpı 8'e eşit olduğundan dolayı A'yı buradan kaç bulursun? 4 bulursun. Ya da gerek duymuyoruz demiştik ya zaten biz. Bak nasıl gerek duymuyoruz onu göstereyim. Hocam burada bak 8'e 16 alanları var burada. E o zaman 1'e 2 oran değil mi alanlardaki oran? O zaman tabanlardaki oran da 1'e 2'dir. Yani burası A iken burası 2A'dır. A 2 A'da kalan 8 ade kalan 4'tür deyip buraya da alan dağıtabiliyor muyuz? Evet. Çoğu dörtgen sorusunda işte o karşılıklı alanlar çarpımını kullanmıyoruz arkadaşlar. O yüzden vermedim. Ama ne olur ne olmaz bilin yine. Biz biraz önce de nasıl bulduk bu A'yı? Karşılıklı alanlar çarpımından da bulduk. Bilseniz de sizin açınızdan iyi olur. Dörtgen de vermedim. Şu an yamuğun içerisinde veriyorum. Bazı karışık sorularda kullanabilirsiniz diye. Neyse burayı da bulduktan sonra alan ABCD isteniliyor bizden. Onlar nedir? 36 burası. Artı 16, 8, 4 ve 8. 16, 8, 4 ve 8. 8, 8, 16, 4 daha 20. Şurası 20 yaptı arkadaşlar. Sonra burası kaç yaptı? 36 yaptı. Evet topladığınız anda 72 yaptı arkadaşlar. Bütün bu sayıların toplamı. 36 burası, 24 burası, 60 yaptı, 12 daha, 72. Evet gerçekten de cevabımız 72 yaptı. İşlem hatası yapmamak için kontrol ettim cevabı sadece arkadaşlar. Ve böylelikle koca bir yamuk sorusu da bitmiş oldu arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde olayı bitirdik. Her tarz sorudan bahsettik. Öne yani. Tarz sorular önemli değil. Önemli olan ne? Yamuk konusunda çoğunun üçgenden çözülebildiğinden bahsettik arkadaşlar. Bence en önemli nokta zaten bu. Ee, yamuğu da güzel bir şekilde hallettik. Ama dikkat etmeniz gereken bazı formüller özellikler de var dedik. Onlara da dikkat ettiğiniz sürece yamukta da sıkıntı yaşamazsınız. Ee, dörtgenler konusunda paralel kenar ve yamuk gerçekten önemlidir arkadaşlar. Dikdörtgen ve karede tamam önemsiz demiyoruz. Orada da çok çeşit soru var ama e, dikdörtgen ve kareyi daha rahat bir şekilde, formülsüz bir şekilde, özelliksiz bir şekilde yapabiliyoruz. E, ama paraya kenara ve şeyin e, konu anlatımına böyle ilerleyen zamanlarda bir daha bakmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. E, bu anlamda dediğimi de ihmal etmeyin çünkü önemli gençler. Evet baba konulardır çünkü bunlar dörtgenlerde. Evet böylelikle yamuk konusunda konu anlatımında sonuna geldik arkadaşlar. Sırada ne var? Çokgenler var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çokgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.